Muzaffer Bey. Efendim Esra Hanım. Niye kaçtınız? Ben kaçmadım Esra Hanım. Ben rentik peşine koşmadım hiçbir zaman için. Beni orada şu anda beni orada kötü adam ilan edemezsiniz Esra Hanım. Ben sizi kötü ilan adam ilan etmiyorum. Böyle bir şey de söylemedim. Hayır. Ama şunu söyledim. Songül teyzeye dün bu kapıdan çıkarken söyledikleriniz biraz benim çok ağrıma gitti. Kadın olarak ağrıma gitti. Bir de düetinize engel oldum. Ondan sonra ağrıma giden şeyler var kadın olarak da. Keşke şöyle bir reyting yapsaydık. Siz çıksaydınız, gidip anlaşmalı boşansaydınız. Songül ya ben zaten senden boşanmak istiyorum. Senin hakkını da vereyim, hukukunu da vereyim. Biz seninle anlaşmalı boşanalım. Bir de helalleşseydiniz. Bak o zaman reytingin kralını yapardık ama böylesi olmuyor. Bunu çok canı gönülden... Kaldırın fotoğrafı. Kaldır fotoğrafı. Allah'ım ya bu fotoğraf... Ya geldi. Ya niye kaldırsın o fotoğrafını? Karşısındaki kadın gelsin telefona bağlansın. Bunu koyabilir. Bunu koyabilir. Vallahi programı yönetemezsiniz Muzaffer Bey. Ama daha az yarın koyamazsınız. Sizin koç burçluğunuz bana sökmez. Ben boğa burcuyum çünkü. Vallahi benim boğa burcum hiç sökmez sana. Çekmişim yayına, resmini. Peki Muzaffer Bey, dedim ki anlaşmalı Songül teyzeden boşansaydınız, hakkını verseydiniz de helallik alıp ayrılsaydınız. Hakkı yok ki vereyim, ne hakkı var ki? Hiç hakkı yok mu ya? Hiç hakkı yok bende. Mesela beni çok rahatsız ediyor bu söz. Erkek olsaydın sen benden taraf olurdun. Bayan olduğum için kadından taraf oluyorsun. Yok, benim cinsiyetimle alakası yok bu durumun. Hayır, buradaki hayır. Bir saniye. Buradaki bir erkeğe soralım bakalım size hak veriyor mu diye. Hani bu cinsiyet meselesi mi? Bu şahsiyet meselesi. Bir onu açıklığa kavuşturalım. Amcacığım, mikrofonu verin hemen. Amcacığım, bir erkek o diyor ki bu sanıyor ki cinsiyet meselesi. Siz erkek olarak Muzaffer Bey'e hak veriyor musunuz? Ya ne hakkı ya Esra Hanım oğlum öyle şey ya. Ona söyleyelim gelsin buraya biz de araya girelim. Muzaffer Bey buyurun hem cinsiniz konuşuyor. Ya Allah aşkına gelsin onlar buraya barıştıralım araya girelim. Ne parası işte para ne bu? Sizin takipçileriniz ne diyor Muzaffer Bey? Benim takipçilerim bana gelirken ne diyor biliyor musun? Helal olsun diyor. Seni takdir ettik diyorlar. Ha oğlu oğlu takdir ederler seni. Evet söyleyin. Oğlu oğlu dayı seni takdir ederler. Seni nalettim ederler kolayca. Ha ne yaparlar? Bu 62 yaşında kadını mağdur ettiğin için. İnanmıyor beyefendi sizin takipçilerinizin böyle bir şey nerede söyleyeceğini. Nerede ya takipçi kim? Ezam aklı başında olan adam. Ha? Aklı başında olan biri yazar mı bunu, takdir eder mi bunu? Demek ki aklı başına değil fenomenmiş o da. Ne yapalım yani? Ya ne şövmeni ya, şövmen değilmiş yani. Bak ya amca valla gerçekten bu kadar olmaz. Muzaffer Bey. Dikkat edin ben şövmen zaman olamam. Muzaffer Bey bakın. Ya amca ne barıştırması ya? Bak her zaman barışmadım, uzlaşmadan yanayım. Bu sefer değilim, kusura bakmayın yani. Ya ayrılsak özelliğini de ayrılsın. Ben Muzaffer amcadan o iyi niyeti birazcık almış olsaydım. Bakın uzlaşma şudur. Boşanırken bile ya Songül bu kadar başını ağrıttım. Çocukların başını ağrıttım. Gel helalleşelim deseydi başımın üstünde yeri vardı. Hala onu yapmıyor. Hala haksızlık yapmaya devam ediyor. Ama bunun... Muzaffer Bey açtığınız boşanma davasına sunulacak evrakla o boşanma davası reddedilir. Haksız olduğunuz ortaya çıkar. Dur amcacığım onu sor. Olmaz. Dur öyle, alacağım mikrofonu verin söyle konuşturacağım. Duydun mu Muzaffer Bey Hülya Hanım'ın söylediğini? Esra Hanım şu fotoğrafı kaldırın ya. Ya arkadaşlar kaldırın ya aynı şeye dönüp dolaşıyorsunuz hadi. Evet yani, duydun mu Hülya Hanım'ın söylediğini? Ya duyuyorum ben retik. Oraya koymak ya. Niye Fadime Hanım'ın reytingi mi var? Hı. Ne Fadime Hanım'ı? O Fadime Hanım değil ki. Ne Fadime Hanım'ıymış? Dinliyorum Muzaffer Bey. Fadime Hanım diye bir kimse, öyle bir kimse yok. Şengül Hanım. Şengül Hanım. Bak daha koyuyorlar bak. Buyur. Esra Hanım haksız mı yapıyorsunuz bunu? Evet. Siz Songül Hanım'a mahsus mu yapıyorsunuz bunları? Ben mahsus yapıyorum Esra Hanım. Sen de beni mahkemeye ver hadi.
Zaten vereceğiz, merak etme sen. Valla Songül teyze bu boşanma sürecinde beni de oraya yemin ederim yanına destekçi olarak yazdırsın merak yani. Etme, sonuna kadar etme. Yanındayım. Esra Hanım, sen de yardımcı ol, şahit ol Şengül Hanım'a. Ya Muzaffer amca bak, bir saniye düşün bak. Oğulların sana karşı. Ben seni tanımam etmem, Songül teyzeyi tanımam etmem. Burada bu konuyu öğrendim. Yani hepimiz farkındaysan sana Muzaffer Bey, Muzaffer amca büyüğümüz olarak diyoruz ki bak yanlış yapıyorsun, bu iş böyle Esra olmaz. Esra Hanım. Niye anlamıyorsunuz siz? Esra Hanım. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Ben dün sizi oraya geldim bak. Ben sizi oraya geldim. Misafir ettiniz. Allah razı olsun. Ama siz beni tam olarak dinlemediniz. Ben Süleyman olarak 47 yıllık karımı res çekmedim. Bak yanlış yazıyorsunuz. Size inat ne değil, olarak res çekti? Dediniz. Daha ne diyeceksiniz beyefendi? Efendim Hülya Hanım. Devam etsin o, bölmeyin. Hayır, evet. Hayır, konuşabilir. Ben Hülya Hanım'la da konuşurum. Ha tamam. CMK, HMK buyurun. Gülme. Esra Hanım, CMK, sana da saygım sonsuz. Hülya Hanım'a da saygım bir şey sonsuz. Demiyorum. Ben Hülya Hanım biliyor mesajı. Bakın siz şunu anlamıyorsunuz. Biz sizin hayatınızdan da aynı zamanda bakın büyüğümsünüz, endişe ediyorum. Bu Mayıs ayında bir ifade veriyorsunuz ya. Ben ondan korkuyorum. Bu işler başınıza. Bak pırasanın P'si. Oraya gidiyorsunuz ya, bir konaklama yeri. Orası evet. Size göre değil. Çok başınız ağrır. Çok mağdur edilirsiniz. Parasız bırakılırsınız. Orada başınıza bir iş gelir. Evlatlarınız bundan korkuyor. Korumak istiyor sizi. Hülya Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim, özür dilerim. Lafımı bölmek istemiyorum. Yok, bölmediniz. Buyurun. Özür dilerim. Yok, siz konuşun. Buyurun. Diyor ki başına bir iş gelir diyor oralarda diyor. Nerelerde olduğunu biliyorsun sen. Böyle ben diyor bilmiyorum. Davranma diyor. Bak bir gün bir yerde ölüp kalacaksın diyor. Keşke ölsem Esra Hanım. Bu günleri görmeseydim de. Bu günleri görmeseydim de. Keşke orada ölseydim. Beni dinleseydin bu işler başına gelmezdi. Beni dinlese. Beni dinleseydin. Çocukların... Ben bana yer olsaydım. Oraya çıkıp da kendimi rezil etmezdim. Ben de rezil olmuşum Türkiye'ye. Arnım açık yüzüme hiç rezil olmamışım. Anlamıyorum. Siz sabah el ele kahvaltı yapıp da bir yudum çayı, çayı yudumlayıp ardından sohbet edip de bu kadın oradan çıkıp buraya gelmedi ki. Zaten uzun bir süredir çocuklarınız da sizinle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu işi düzeltmeye çalışıyorlar. Siz niye kendinizi düzeltip çeki düzen vermediniz davranışlarınıza? Problem burada. Bana açıkça konuşturmayın beni. Esra Hanım. Heh, dinliyorum sizi. Ben kendime çok güzel çeki düzen verdim. ben sizi çok iyi anlıyorum bir bayan olarak. Ben de bir erkek olarak kendime çok çeki düzen verdim ama orada oturan Şengül Hanım beni dinlemedi. Neyinizi dinleyecek Muzaffer Bey? Onu anlatın. Ben dedim ki aman bir hata olmuş olabilir senden de benden de yıllarca çektik. Gel dedim kanala gitme. Kanala gidersen bu senin son fermanın olur dedim. Orada insanlar bütün beni belden aşağı. Hani takipçileriniz sizi destekliyordu? Takipçi değil, bunlar başka insanlar, başka. Ha bunlar takip etmeyenler. Takipçi değil, ben de onları hep engelliyorum. Şengül Hanım çok iyi diyorlar diyor değil mi? Bana da desinler. Buraya, Hanım, ben buraya geldim bana da desinler ya. Ben oraya anlaşma kabul edeceksin her şeyi. Şimdi geldiniz de sizin anlaşmalı boşanmaktan, biz Muzaffer Bey araya gireyim. Anlaşmalı boşanmaktan tek bir anladığınız şu, kimse kimseye bir şey vermesin, hiçbir şey yapmadan boşanalım. Bakın siz, bizim bunları size söylememize bile gerek yok. Anlaşmalı boşanmanın kastı şudur. Siz dersiniz ki Songül,
Sen hasta bir kadınsın, cihaza bağlısın. Senin durumun bu. Ben seni mağdur etmeden, senin düzenini bozmadan, seninle şu şartlarda anlaşmalı boşanırım dersin. Boşanırsınız. Ama onun haricinde sen benden bir şey alma, sen ortada kal diyemezsiniz. Ben diyeyim mi şimdi? Bir şey konuşabilir miyim? Tabii söyleyin lütfen. Konuşayım mı? Ben buna dedim ki eğer seni biri gerçek seviyorsa, gerçek sevdiysen kanala çıkalım dedim. Ailesini çağıralım. Dürüst bir kadınsa dedim. Nikahımı vereceğim, sen Esra evlendireceğim dedim. Hem de yemin etmişim. Ya bu saatten sonra yani ama herkesin... Ama şimdi kadın değil ki bununki. Bununki kadın değil. Herkesin kendi hayatı da bu saatten sonra bu kadar şeyden sonra i̇şte ne bana artık ne evliliği. Bana iftira peki, atıyor. Peki Songül teyze hemen ben 2 dakika Muzaffer Bey de telefon altındayken 2 dakika bir Kahramanmaraş'a girmek gidiyorum. Nasıl gidiyorum? 4.30'ya bağlantıyla. Çünkü Özkan karşımızda Selma Ördekçi konusunda. Selma Ördekçi Kahramanmaraş'ta yaşıyor. İstanbul'da biriyle tanışıyor. Bir evlilik yapıyor. Baba bu evliliğe karşı çıkıyordu. Babasıyla barışmak üzere programımıza geldi. Biz şu anda Maraş'ta. Selma bugün burada değil. Pazartesi günü gelecek. Hemen Özkan Maraş'tan bize neler aktaracak? Evet şu anda Kahramanmaraş Hacı Mustafa Mahallesi'ndeyiz. Yayınımıza katılan Selma... Ben bir ay önce bir evlilik yaptım ama bu evliliğimi ailem istemiyor demişti. Ama bu nikah yapıldı ve kendi deyimiyle bir yanım her zaman boş kaldı. Çünkü babam bana küstü ve babamla barışmak istiyorum dedi. Biz de hemen Maraş'a geldik ve babası Dursun Bey'le görüşmek üzere. Ve biz bugün babası Dursun Bey ve annesiyle görüştük. Evet baba gerçekten bu olaydan çok kırgın ve üzgün. Çok duygulandı, çok duygusal dakikalar yaşadık. Benim kırgınlığım var dedi. Ben bu olaya çok üzüldüm dedi. Keşke böyle olmasaydı dedi. Ama biz bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu hafta Maraş'tayız. Biz baba ve kızı barışması için elimizden geleni yapacağız. Hay inşallah. Teşekkür ediyorum. Maraş'ta hava kaç derece? Şu anda -5. Bayağı soğuk ama o maşallah hiç üşümüyor yani. Al yanaklarıyla. Vallahi Özkan'la Cener olmasa kime takılacağım, nasıl eğleneceğim bilmiyorum. Şimdi sen Maraş'ta mı kalıyorsun, İstanbul'a mı geliyorsun? Nasıl durumun? Hafta sonu Maraş'ta kalacağız. Biz yine Dursun Bey'in kapısını tabiri caizse arşınlayacağız. Çünkü dediğim gibi Dursun Bey'le uzun uzun konuştuk. Kendisi de çok üzgün ama şunu her zaman söylüyor. Keşke böyle olmasaydı. Benden isteselerdi, bir daha isteselerdi, kapımı aşındırsalardı dedi. Çünkü kendisi de çok duygulandı. Bu işin barışmanın olacağına inanıyorum. Biz de bu hafta sonu Maraş'ta kalacağız. Biz Dursun Bey'le Selma Hanım barışana kadar da buradan gitmeyeceğiz. Peki Özkan bu hani damadın İstanbullu olması aman İstanbulludur, sosyetiktir, biz Maraşçıyız kızım sen onlarla yapamazsın olayı doğru mu? Annesi şu cümleleri kurdu aslında bize. Yani İstanbul uzak bir memleket ve biz seni oraya gidip gönderdiğimiz zaman seni kontrol etmek ya da görmek, senin buraya gelmen... Bize belki uzun mesafeli olur ve İstanbul dediği gibi İstanbul'un kültürü de bize uygun değil gibi cümleler kurmuş baba. Aslında bunları kurmasıyla nikahın yapılmasını bir arada hızlı bir şekilde olması aileyi üzmüş. Özkan çok dediği teşekkür şu, yani baba ediyorum. Diyor ki, keşke diyor, bu cümleme takılmasalardı da ısrarla girip isteselerdi benden. Sağ ol. Bağlantı için de çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'taki tüm izleyicilerimize de sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum.